Merhabalar. Yine böyle rejiden fırça yiyerek başladığımız bir programa daha hoş geldiniz. Efendim, hava çok güzel, ses ayarlarınızı oynamayın. Benim sesim bozuk. Herhalde grip oluyorum yine durduk yere. Durduk yere değil, üşüttüm herhalde ama hiçbir şey yok. Bir saat içerisinde oluyor. Korona değilim Allah'tan, ondan eminim. Bugün çok değişik bir konuğum var. Ben de ilk defa ağırlayacağım böyle bir konuğu ve çok da mutluyum bu sebepten dolayı. Kendi ayakları üzerinde durabilen bekar bir anne ve hayallerini gerçekleştiren bir anne her şeyden önce. Kim bizimle birlikte? Aslında bu cümleyi kurmak istemiyorum ama ayrımcılık gibi gelecek ama maalesef belirtmek durumunda olduğum için bu cümleyi kullanıyorum. Tesettürlü manken, yazar, foto model. Evet. Sibel Çetin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi ben tabii ki Sibel Çetin'i tanıyorum. Dışarıda yayın başlamadan önce de konuştuk. Ama şimdi de konuşacağız. Ancak ben şu an Sibel Çetin'in ağzından Sibel Çetin'i dinlemek istiyorum. Öncelikle herkese merhaba. Merhaba. Ben Sibel Çetin. İzmir doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum. 10 yaşında bir erkek evladı sahibi olarak ben bekarım. İzmir'de ailemle yaşıyorum. İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok tesettür firmalarının tesettürlü manken ve fotomodeliyim. Ne kadar güzel. Ne kadar zamandır yapıyoruz Sibel Hanım bunu? 2 senedir. 2 senedir İki sene bu oldu. Evet, bu işte. Bu işe adım attım. Bu işe adım attım. Evet. Çok affedersiniz, kadının yaşı sorulmaz ama ben size yaşınızı soracağım. 42 yaşındayım, 78 doğumluyum. Evet. Yani 40 yaşında mı başladık? Bunu neden sorduğumu şimdi anlayacaksınız. Evet. Peki 40 yaşından önce ne yapıyorduk? Herhangi bir işte çalışmışlığımız var mı? 40 yaşından önce Seher Hanım, 3 yıl oluyor ben eşimden ayrılalı. Gayet sade, mütevazı bir hayatı olan ama çok sosyal, sosyal aktivitesi fazla bir bayandım. Hı hı. Tamamıyla eşimle, ailemle, çocuğumla ilgileniyordum. Ayrıldıktan sonra tamamen bu şans ve tesadüf eseri oldu. Ama öncesinde çok sade bir hayatım vardı. Şans ve tesadüf eseri oldu ama bu işe gönül vermiş olmasınız bu şans ve tesadüf sizi bulmazdı. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Siz bu işe gönül vermiştiniz herhalde. Bunu yaşamak istiyordunuz bu olayı. Aslında 19 yaşındayken bir ajansa kayıt olmuştum. Şans o zaman gülmedi. Olmadı. Onu diyorum, hani kadınlar hakikaten şansın ne zaman geleceğini bilemiyor. Doğru. Bunu bilemiyoruz ama istemek başarmanın yarısıdır. Bunu biliyoruz tabii her ki, şeyden tabii önce. Ki. Şimdi ben artık 40 yaşına gelmişim. 40 yaşından sonra ne yapacağım dememişsiniz. Kesinlikle. Ben hayallerimin peşinden gideceğim aynen, demişsiniz. Aynen. Eve devam etmişsiniz. Ama bu hayallere gelmeden önce işte Seher Hanım, hayalimde hiç yokken bir vesileyle bu mankenliği hayalime koydum. Allah Allah. Ve o yolda yürümek istedim. Ne başarır mıyım, başarmaz mıyım hiç bilmiyordum. Başarmışsınız ki benimle birlikte yayındasınız. Çok şükür, çok teşekkür ederim. Daha da ilerilere gideceksiniz. İnşallah. Yani şimdi tabii ki tesettürlü mankenler, işte tesettür reklamı yapan, reklamlarda oynayanları görüyoruz ve biliyoruz. Bunlar gerçekten tesettürlü olabilirler ya da o reklamda tesettür takmış olabilirler. Ama siz yaşam biçiminiz böyle. Tabii ki de yaşam biçimi tesettürlü mankenim. Evet. Tesettür yani yaşamda da tesettürlü, tabii dışarıda ki da. İşlerimizde de tesettürlüyüz her şeyden önce. Bu tabii ki bir anormal bir durum değil. Kesinlikle. Bu bir kadının gücünü ortaya koyuyor her şeyden aynen, önce. Aynen, aynen Seher. Tek başına belki 3 sene oldu ayaklarınızın evet, üzerinde duruyorsunuz evet, ama bence siz evliyken de tek başınıza ayaklarınızın üzerinde duruyormuşsunuz. Kesinlikle. Çünkü bu sonradan kazanılacak bir meziyet değil efendim. Duygu değil, aynen. Aynen. Olmuyor yani. Aynen, 10 yaşında oğlunuz olduğuna göre 10 yıllık falan evliydiniz aynen, büyük ihtimalle. Evet. 10 yılda sonuçta ayaklarınızın üzerinde durmuşsunuz. Şimdi kendi yolunuz üzerinde emin adımlarla yürüyorsunuz. Evet. Aynen. Bu çok başka bir şey. Ama bu desteksiz olmaz. Kesinlikle. Kim verdi size destek en bu konuda? En büyük destekçim annem. Aman öpüyorum ellerinden çok bu arada. Çok teşekkür annemi ederim. Annemi çok seviyorum. Bu arada beni kesin izliyor. Ona çok selamlarımı, çok öpücüklerimi söylüyorum. İyi ki varlar. Biz de ellerinden öpüyoruz kendisini. Teşekkür ederim seni. Kaç kardeşiz? 2 kardeşiz. Oğlan kız? Kız. Kız. Peki onun böyle bir isteği var mı? Yok. 23 yıllık evli, çok mutlu. Allah bari. Çok da güzel diyaloğumuz vardı. Allah bozmasın. Amin, amin. Çok teşekkür ederim. Kimse boşanmak ama için evlenmiş. Kesinlikle, kesinlikle Seher Hanım ama çok büyük destekçim, kardeşim de. Mesela şu an yayına girmeden önce hemen bir motive mesajı attı bana. Çok mutlu oldum. Ne kadar hepsi güzel destek. Çok teşekkürler.
bu yolda emin adımlarla devam edeceğinizi biliyorum. Bir kere İzmir'de böyle bir şey olması, İzmir'in ne kadar aydın bir şehir olduğunu sizin sayenizde çok bir kere daha ispatlıyor. Çok teşekkür ederim. Önce bunu kenara koyalım. Aynen. Türbanlı olmak demek eve kapatmak, kendini hiçbir şey yapmak demek değil. Bunu ispatlıyorsunuz. Kesinlikle. Bunu bir kenara bunu koyalım. Mesaj veriyoruz. Evet. Evet, bu mesajı veriyorsunuz. İnanılmaz sıcakkanlı bir insansınız. Çok güler yüzlü bir insansınız. Bu yolda devam edeceğinizi biliyorum. Ama nerelerde oynadık, neler yaptık? Bana birazcık anlatabilir misin? Tabii ki de. En başı Seher Hanım, bundan 2 yıl önce İzmir'de tesettür firması sahibi bir arkadaşımın firmasına ziyarete gitmekle başladı her şey. Çok samimiydik ama arkadaşlığımız da çok yakın hem de arkadaşız. Birbirimize nazımız, cilvemiz geçiyor. Orada kabinde, hani bu Türk toplumunda olur ya, arkadaşlarımıza gittiğimiz zaman bir jest yapmak zorundayız Seher Hanım. Ben de oradan bir kıyafet beğendim. Arkadaşımın buna ihtiyacı olduğundan değil, onun verdiği emeğe karşı değerden dolayı. O jest. Aynen. Kabinden çıkar çıkmaz arkadaşım resmimi çekmek istedi benim. Ben tabii şaşkın gözlerle, çünkü ne diyorum, bakın şans. Hiç aklımda yoktu mankenlik. Resmini çekebilir miyim dedi. Tabii ki de dedim. Ne yapacaksın ama dedim. Dedi bunu sosyal medyada paylaşacağım Sibel. Hem sen de dedi takip edersin dedi. Oradan işte Seher Hanım, şansımız bir yaver gitti. Arkadaşım bunun bir hafta sonrası bana büyük bir teklifle geldi. Bizimle çalışmak ister misin dedi. İşte o anda annem, çok büyük destekçim, annemle konuştum. Annem bana şunu dedi. Anne yüreği ya hissiyatı Seher Hanım. Kızım sen bak da yarın bir gün televizyonlara, dergilere de düşmeyesin. Yok anneciğim, nerede dedim böyle şans bende. Hani bakıyoruz sosyal medyadan, benim de çok hayran olduğum tesettürlü mankenler var ama ben kendimi onların arasına koyamıyordum. Tamamıyla dedim ya, şans, kısmet. Allah'a da çok inanan biriyim. Rabbim yüzüme gördü. Çünkü ayaklarımın üstünde durmak zorundayım Seher Hanım. Her kadın gibi. Benim de bir oğlum var. Oğlumun geleceği var. Bu yüzden dolayı Seher Hanım, bir baktım İstanbul'dan 2 büyük firmadan teklif aldık. Kendimi bir anda İstanbul platformunda buldum. Orada da çok güzel çekimlerimiz oldu. Orada basın danışmanı ve gazeteci bir arkadaşım, oyuncu bir arkadaşım elimden tuttu. Sonra İzmir'de ihtiyaç olduğunu anladık. İzmir'de de gazeteci arkadaşlarım çok. Sibel, esas bu iş İzmir'de olmalı. İstanbul'da çok mankenlerimiz var malum Seher Hanım. Sizler daha iyi biliyorsunuz yayıncı olduğunuz için. Ama İzmir'de bu çok az. Özellikle tesettürlü modellik çok az. Bu yüzden geldim buraya. Buradayım. Şimdi tesettürlü modellik yapıyoruz ama sadece tesettür tanıtımı değil, gözlük falan da var galiba, evet, değil mi? Çünkü evet, biz biraz Instagram'ınızı, sosyal medyanızı inceledi Buket asistanım. Evet. O gösterdi bana bir resmi zaten. Sadece tesettür değil, gözlük de var. Aynen. Size uygun olan her şeyin içerisinde bulunuyorsunuz herhalde. Aynen. Sizin kriterlerinize uygun olan her türlü reklam filminin çizgimiz, ya da çizginizden bahsettim zaten. Evet, içinde bulunuyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Fakat yazarlık yönünüz de var. Aynen. Kitabınız çıkacak mı? Çıktı mı? Şu an eskizi, yani bir çalışmamız var Seher Hanım. Çok değerli bir gazeteci arkadaşımın fikriyle oldu bu. Zaten onunla dertleşiyorduk böyle. Bu tesettürlü mankenliğin zorlukları. Burada küçük küçük notlarımız, eskizlerimiz, bunları birleştirdik. Şu an bir aşamadayız. Seher Hanım, bunun bitişi diyoruz hani 6-7 ayı bulur. Sadece ne bu bir çalışma. Kitabınızda? Tesettürlü mankenlik üzerine özellikle zorlukları. Yani şimdi şöyle bir şey. Ne zorluğu var? Şöyle zorluğu var. Aslında hani belki ben de bu ayrımcılıktan çıkmak istiyorum. Ben açık mankenleri de çok beğeniyorum. Ve örnek aldığım açık mankenler de var. Kesinlikle. Ama ben sadece tesettürlü olduğum için, hani bu ayrımcılığa girmesin. Evet. Saygım her mankene sonsuz. Mesela bir defile olsa yanımda açık bir mankenle bikini dahi giyse çıkabilirim. Tabii ki. Sizin inancınız ayrı. Kendime tabii ki de. Ya buna inanç anlamında da deneyelim. Yani evet, bu o kadar ince çizgi bir konu ki. Yani. Ne dersek yanlış anlaşılma ihtimalimiz yüksek bu konuda. Özür diliyoruz eğer öyle anlaşılmışsa. Ayrımcılık falan değil. Fakat ben biraz evvel şöyle bir cümle kurdum. Yine arkasındayım bu cümlemin. Tesettürlüsünüz diye kendinizi eve kapatmak durumunda değilsiniz. Kesinlikle tabii ki. Kriterlerin... Tepki almanız çok yanlış. Ha, evet. Çok yanlış. Evet. Siz tepkiyi şöyle alabilirsiniz. Ben de belki verebilirdim böyle bir tepkide. Tesettürlü iken bir anda açılıp bikinili şeylere çıkarsanız evet, tepki alınabilirsiniz. Çok yani, da yerinde olur. Evet. Bunda da kimsenin hakkı yok. Evet.
Herkesin özgür iradesi var bu hayatta. Ama hani bir nebze. Hayır efendim, hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Ne demek yani tesettürlü tabii diye ne demek? Çok saçma bir kere. Tabii her şeyden önce bunu söyleyin. Ha, nasıl bakılıyor? Aa, nasıl yani tesettürlü manken? Şimdi bir herkes önce bir aynen geriye çekiyor kendini. Aynen. Tesettürlü manken ne demek? Ne yapıyor ki? Hani ne yaptığınızı düşünün. Gözlük reklamı çekebiliyor. Tabii ki de. Eşarp. Eşarp reklamı çekebiliyor. Kıyafet aynen reklamı çekebiliyor. Aynen. Ferace reklamı evet çekebiliyor. Evet. Ayakkabı reklamı tabii çekebiliyor. O kadar modern ki. Takı da olabilir buna. Takı reklamı mesela olabiliyor. Böyle bir şey var gündemimizde. Evet. Evet. İnşallah hayırlısı İnşallah olsun. O kadar modern ki ben yanımda bir bikiniliyle çıkabilirim. Haşama. Haşama. Haşama, evet, haşama deniliyor. Evet. Haşama tanıtabilirim. Evet. Neden olmasın ya? Tabii ki de. Tabii ki de. Neden olur? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Tabii ki de. Ben şunu daha önceki röportajımda Seher Hanım dile getirdim. Eve getirdiğim için de gurur duyuyorum. Hiçbir şekilde ben gayet açık biriyim. Yani modern biriyim. Fikir aynen, anlamında açık aynen biriyim. Yani tesettürlü bir bayan örnek olmalıyız ya. Yani diyorum ya ben o ayrımcılığa kesinlikle girmiyorum. Şimdi çok konuşulmaması gereken bir aynen şey bu. Aynen. Onun için çok dikkat ederek evet seçiyorum kelimelerimi. Evet. Herkesin bir hayat çizgisi, herkesin bir bildiği, herkesin bir evet gördüğü var. Siz bu yolu seçmişsiniz. Evet. Allah'a ve duaya inanıyorsunuz. Çok. Ama ben açığım diye Allah'a ve duaya inanmıyor değilim. Ben tabii de inanıyorum. De, tabii siz de bunu ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Tabii ki de. Mesela, yaptığınız eserlerde, yaptığınız işlerde, 10 yaşında bir annenin bunu yapmasını dikkate almalarını rica evet ediyorum. Evet, aynen. Başka çok şeyleri çok değil. Evet. 10 yaşında bir anne aileden destek alarak evet ne kadar modern bir aile. Çok bunu da dikkate almanızı rica ediyorum. Ki bu işe devam ediyorum diyorsunuz. Tabii. Yazıyorsunuz, yazarsınız. Ay. Yazacaksınız, kitabınız basılacak. Bu da çok güzel. Bununla birlikte oyunculuk istiyorsunuz. Oyunculuk hedefim var, evet. Ama eğitiminiz var mı? Eğitimim yok ama şöyle bir şey. Temin buradan açtık ya konuyu. Hı. Her kadın başarılı olabilir. Hı hı. Eğitimim yok ama başarılı olmayacağım anlamına da gelmez. Çoğu sanatçı arkadaşlarımızın eğitimleri olmadan çok güzel dizilerde roller yapabiliyorlar. Görüyoruz yani karakterlerini. Doğru kast ajanslarıyla çalışırsanız olur. Mükemmel. Mükemmel, evet. Doğru kast ajansları. Evet. Yani neden olmasın ya? 70 yaşındaki insanlar bile tabii oyunculuk yapabiliyor. 50 yaşında insan üniversiteyi okuyor. Tabii ki. Doğru değil mi Seher Hanım? Yani. Ne mezunsunuz? Ben lise mezunuyum. Peki şu anki aklınızda olsaydı devam eder miydiniz okumaya o yaşta? Tabii ki de devam ederdim. Özellikle hani bu sektöre olduğum için, içinde olduğum için oyunculuk okumak isterdim. Geç değil ama ya. Geç değil. Yapmayacağım anlamına da gelmez. Geç değil. İkizler Burcu'yum ben bu arada Seher Hanım. Hmm. İkizler Burcu karakteri gerçekten güçlü bir karakterdi. Öyledir. Hangi sanata elini atsa başarır. Ve ben böyle bir karakterde bir kadınım. Hı-hı. Başaracağıma da inanıyorum. Tabii ki. Bu sahvalara bile geleceğimi hiç umut etmezken buldum. Yüce Rabbim için deriz ya hani her zaman. Yüce Rabbim size demiş ki yürü ya kulum arkandayım. Evet. Bence sizi hiç tanımıyorum. Burada tanıştık. İkinci görüşüm. Evet. Geçmişteki yaşadıklarınızdan o kadar üzülmüşsünüz ki bazı şeylerden bence. Aynen. Evet. Yüce Rabbim ödül olarak yüreğinizdekini vermiş size. Gerçekten öyle. Ben öyle düşünüyorum. Çok ben çok teşekkür bedele çok inananlardanımdır. Evet. İyilik yaptıysan karşılığını göreceksindir. Hakikaten. Kötülük yaptıysan da göreceksindir. Evet. Siz bununla mutlu olduğunuz için bu şekilde önünüz açılmış. Çok şükür. Da güzel. Rabbime ne kadar şükretsem azdır Seher Hanım. Hakikaten bir ara annemin bir lafı var meşhur. Ben yıkılmış bir evlat görmek istemiyorum. Ama sizde çok güçlü bir anne var. Evet, annem çok büyük. Anne modeliniz çok güçlü. Babanız var mı? Babam da var. Babam bunun bakış açısı. Çok. Babam annemden daha serbest. Zaten babam İstanbullu, tam bir İstanbul beyefendisi. Yani görüşleri. Peki ailemiz de mi türbanlı? Tabii ki. Sonradan ama. Hı. Daha önceden açık, sonradan türbanlı ama aynı düşüncelerdeyiz. Kesinlikle biz kimseyi ayırmayız. Tabii. Benim de 32 yaşında çok yakın bir arkadaşım var. Türbanlı. Ama çok modern bir kadın. Aynen. Ben de öyleyim. Ben de ailemizle ölçmek bizim haddimiz değil. Bakın Seher Hanım, kesinlikle insanın inancı, az önce onu kastediyordum, röportajda onu demiştim, kalbinde olmalı. Aynen öyle. Çok insanlarımız var, 5 vakit namazında, umreye, hacca belki 10 kere gitmiştir ama aldığın kulaklığıyla hiçbir yere gidemez. Kesinlikle. Dürüstlük benim için iman kalptedir.
aynen öyle. Bu doğrultudayım. Belki de bu yüzden Rabbim benim yolumu açtı. Evet. Ve kendimi bu sektörün içinde buldum. Evet. Peki ne var şimdi proje? Şimdi Seher Hanım, projelerimizde zaten anlaşmış olduğum 3 tane firma. Hı hı. İstanbul ve İzmir. Yine yakında basın danışmanımla birlikte İstanbul'a gideceğiz. Orada çekimlerimiz olacak büyük. Basın danışmanım dediğiniz Serkan mı? Evet. Hı. Serkan Gürtaş. Serkan çok Gürtaş, değerli. Selamlarımızı evet. iletiyoruz sana buradan. Ben de buradan çok selamlarımı canım. İletiyorum. çok sevdiğim değerli bir arkadaşım. Onun emeği üzerimde çok. Eğer bazı yerlere gelebildiysem bu Serkan Gürkaş sayesinde. Ona doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Doğrudur. Ben hiçbir emeğin karşılıksız, yani sözü dahi bunu ifade etmek isterim Seher Hanım. İyi çok ki önemli. Var. Evet. İyi ki var. Hı-hı. İstanbul'a gideceksiniz. Firmalarla görüşmemiz var mı? Firmalarla anlaştık. Anlaştık. İnşallah büyük çekimlere gideceğiz. İnşallah. İsimlerini vermek istemiyorum. Hayır, alamıyoruz evet, zaten. İsimlerini vermek istemiyorum. Ama çalışmalarımız görüntüler... var kendi fotomodellik üstünde. Oradan görüntüleri yollayabilirseniz tabii ki yayınlarız. Tabii ki de inşallah. Peki madem bu kadar moderniz, bu kadar şeyiz, müzik dinlemeyi sever miyiz? Çok. Çok seversiniz. Çok severim. Peki Linet hakkında ne düşünürsünüz? Linet dinlediniz mi? Linet'i çok seviyorum. Sesini çok seviyorum. Evet. İnşallah tanışmak nasip olur diyorum. İnşallah olur. Şimdi geçtiğimiz günlerde Linet İzmir'deydi. Görüntülerimizle kapatacağız, ara vereceğiz. Linet görüntüleriyle. Ama ben yayına katıldığınız için bir, özgüveniniz olduğu için, birçok tabuyu yıktığınız için, çok sağ olun Seher Hanım, ve anne olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de o zaman son sözlerimi buraya bakarak son sözlerinizi söyleyeyim. Öncelikle bizi ağırladığınız için TV35 ve TV35 ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonraki yayınlarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. En güzel yerlerde olmanız dileğiyle. Ayrıca Seher Hanım, sizin bu pozitif enerjiniz, güler yüzünüz. Rabbim her şeyi şu mübarek 3 aylarda gönlünüze göre versin. Ay sağ olun, mutluluk, ağlarım da. Huzur peşinizi bırakmasın. Çok teşekkür ağlarım, ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Linet İzmir'deydi. Salladı geçti. Alsancak Mumlu'daydı. Kutluhan Nesil. Sabah kahvaltı haberlerimi bizim Kutluhan'ın sunduğu uyandırma servisi sunucumuz. Evet. Bizim için sabah erken kalkmasına rağmen rica ettiğimiz için, kendisi de Linet'i sevdiği için röportaja gitti. Linet İzmir hakkında ne dedi? Linet İzmirlileri nasıl buluyor? Linet sahnede nasıl devleşti? Sizlerle birlikte Linet'i izledikten sonra da biz geri geliyoruz. Reklamlarımızdan sonra Anne Eli Şenliği bizimle birlikte.